İşte onlardan bir manzara. Bu namazgah tabyaları. Mesela buradan birkaç kilometre ileriye gittiğiniz zaman Rumeli Mecidiye tabyalarını göreceksiniz. Ama oraya gittiğiniz zaman doğru dürüst bir tabya göremeyeceksiniz. Çünkü 18 Mart günü düşmanın en ciddi bombaladığı yerler orasıydı. Gerçi biz daha 18 Mart'a gelmedik. Biz daha 17 Mart akşamındayız. Hadi o akşama gidelim. Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa, Nusret Mayın Gemisi Kumandanları Hakkı Bey ile Nazım Bey'i yanına çağırır. Nusret hazır mı der. Hazır kumandanım derler. Öyleyse depodaki bu 26 tane mayını alın, Anadolu yakasına, karanlık limana, kıyıya paralel bir şekilde döşeyin der. Ama böyle bir döşeme hiç de stratejik değil. Harita üzerinde görelim. Bakın bunlar Almanların bizim için döşediği mayınlar. Doğru, mayın böyle döşenir. Ama Nusret o gece Naraburnu'ndan yarım motor çıkar ve mayınları böyle döşer. Yani kıyıya paralel. Ama böyle döşerseniz, yarın bir düşman gemisi gelip burada mayına çarpsa, bir daha hiçbiri bu hattı takip etmeyecektir. Fakat ertesi günü öyle hadiseler cereyan edecek, biz mayınlar iyi ki böyle döşenmiş diyeceğiz. Hadi 18 Mart gününe gidelim hep beraber. Düşmanın 400 parça gemisi boğazdan içeriye giriyor. 400 parça gemi. Ve elleriyle koymuş gibi tabyalarımızı biliyor ve ateş yağdırıyorlar. Bizim askerlerimiz, hadi bir de onlara bakalım. Bizim askerlerimiz onlara cevap veremiyor. Çünkü düşmanın topları 6 kilometreye kadar mermi fırlatırken bizimkiler sadece 2 kilometreye gönderebiliyordu. Evet, devam edebiliriz. Bakın artık yavaş yavaş atış menzilimize girmişler ve bir sonraki kare. Artık toplarının başındadırlar ve ateş yağdırmaya başlarlar. İşte bu sırada Rumeli Mecidiyesi'nde kıymetli seyirciler, tam 96 sene önce bugünden bahsediyoruz. Rumeli Mecidiyesi'nde ilginç hadiseler cereyan eder. Birkaç kaynak anlatıyor. Ben size bir Alman generalden aktaracağım. Şöyle diyor. Dünyanın en büyük gemisi Queen Elizabeth. Fransızların dev zırhısı Ocean. Alabildiğine mermi yağdırıyordu. Onlar isabet kaydetmeye başlayınca ben sipere çekildim. Ve bir menfezden seyretmeye başladım. Derken kıyamet koptu. Tonlarca toz toprak havaya kalktı. Toz toprak dağılırken etrafta parçalanmış asker cesetleri vardı. Toplar kullanılmaz haldeydi. İri yarı bir asker yarı beline kadar toprağa gömülmüştü. Bir diğer onu çıkartmaya çalışıyordu. Başardı. Bu asker doğruldu. Ocean hala mermi yağdırıyordu. Geriye baktı. Bir tek top sağlamdı ama onun da vinci kırılmıştı. Arkada 3 tane dev mermi vardı. Mermilere doğru yaklaştı. Ben diyor bu Alman general kaldıracağına ihtimal bile vermiyordum. Ama birden sırtlanmıştı. Hadi Seyit'i görelim. Devasa bir mermiydi. Arkadaşı Ali yıllar sonra Seyit'i anlatırken o der topun basamağına çıkıp adım adım ilerlerken ben der orada birebir çatır çatır kemiklerinin çatladığını yani sesini duydum diyecektir. Birinciyi ateşler, ikinciyi ateşler, üçüncüyü ateşlediğinde Ocean zırhlısını tam dümen mürettebi altından vuracaktır. Düşünün. Karşısı Anadolu yakası, burası Rumeli yakası. Düşman gemileri burada sıra sıra. Aralarından biri dümeninden vurulur. Dümeninden vurulan bir gemi etrafında dönmeye taraflamaya başlar. Yanındaki diğer gemiler bize çarpmasın diye ne yapacak? Geriye doğru manevra yapacak. Geride Anadolu yakasında çift sıra halinde bu gemileri Nusret'in mayınları beklemektedir. Bir bir mayınların kucağına düşerler. Irresistible, Inflexible, Bouvet ve dönerek mayınlara yaklaşan Ocean zırhlısı. Hadi oraya gidelim. O gün bu ve zırhlısını vuran mülazımız ve kullandığı top ve düşmanın gemilerini görelim. İşte yenilmez armada denilen devasa gemilerin en büyükleri. Queen Elizabeth, 18 Mart günü en büyüğü buydu. Lord Nelson, o gün amiral gemisiydi. Ocean, Majestic, Irresistible ve Inflexible. Adamlarda öyle bir tarih şuuru vardır ki kıymetli seyirciler, gemilerinden bir tanesine Homeros'un destanında İlyada'da geçen Truva Savaşı'nda Truva halkını yok eden Agamemnon'un adını vereceklerdir. Neden? Çünkü ilk çağda Agamemnon'un yaptığını bu kez biz yapacağız diyorlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Çünkü bu kez karşılarında Truva halkı yoktu. Bu kez karşılarında sizin dedeleriniz vardı. Ve 18 Mart günü öğleden sonra bu devasa gemiler işte bu hale geleceklerdir. Hadi o gemileri görelim. Ocean zırhlısının bir bacası kalmış. Birazdan kaybolacak. Ve Irresistible'ın batışını görüyoruz. Hadi bir de Bouvet'i görelim. Bouvet'in batmak üzere olan halini görüyoruz. Düşman hayasızca başlattığı saldırıyı o gün 96 sene önce bugün akşama doğru utanç içinde bitirirlerken askerlerimiz sırtlara tepelere şehitlerini
defnetmekle meşguldüler. Geçemediler Boğaz'dan, İstanbul'u alamadılar. Ama bir kere kafalarına koymuşlar İstanbul'u işgal etmeyi. Bu Boğaz'dan olmuyorsa karayoluyla olur diyecek ve 25 Nisan Kara Savaşı'nı başlatacaklar. Görelim. Dünyanın dört bir yanındaki sömürgelerine bu afişleri asarlar. Afişteki adam Kitchener. Yani ülkenin sana ihtiyacı var diyor. Yani İngiltere'nin. Onlar Kara Savaşı'na hazırlana dursun. Bizim askerlerimiz de Bolayır sırtlarında konuşlanırlar. Evet. Haritamızın karşısına geçtik yeniden. Boğaz'dan geçemedi düşman. O zaman aynı anda 3 yerden 25 Nisan sabahı çıkartma yapacaklar. Seddülbahir, Morta Koyu ve Anzak Koyu. İlk hedef noktalarını görelim hadi. İşte şurası. Yani hani Çanakkale seyahatlerinde bir köye uğrarız, Alçıtepe Köyü. İşte orası. Eski adıyla Kirte bölgesi. Ve burayı ele geçirmek için hem de nasıl saldıracaklardır. 1., 2., 3. Kirte Savaşları. Ha kıyıda kimler vardır? Kıyıda bizim ihtiyat kuvvetlerimiz vardır. Mesela Seddülbahir sadece 67 kişi ve diğerleri. Neden bu kadar az? Çünkü Liman Paşa ana orduyu Bolayır'da tutmaktadır. Düşmanın Saroz'dan çıkacağını düşünmektedir. Geçebiliriz. Siperlerdedir asker 25 Nisan'dan sonra. Gündüz akşama kadar çarpışmakta, gece karanlık çöktüğünde siperlerinde bir nebze olsun dinlenmektedirler. Ne ilginç hatıralar meydana gelir. Siperlerin arası 5 metreye kadar düşmüştür. 5 metre burada bizim askerimiz, 5 metre burada Anzaklar. Bazı geceler Anzaklar bu sabahlara kadar birbirini kollarken ederken sıkılırlar, gitar çalıp şarkı söylerlermiş. Bizimkiler de siperlerden bazen onları alkış tutarlarmış. Derken bizim siperimizden hadi görelim yanık sesli Mehmet bir türkü patlatırmış. Türkünün bitiminde hadi bu kez onlar bizimkileri alkışlarlarmış. Tabii aradan günler geçermiş. Bu şarkıları, türküleri çok sevdikleri için istek yaptıkları olurmuş. Kağıda yazarlarmış. Dün gece söylediğiniz o güzel şeyi bu gece de söyler misiniz diye. Kağıdı taşa sarıyor ve pat diye bizim sipere fırlatıyorlardı. Ve askerlerimiz kağıdı açıp bakıyor. Güzel sesli delikanlı türküyü bir daha okuyor. Bir daha okuyor. Sonra karşı taraftan alkışlar yükseliyordu. Doğru. Bu yüzümüzü tebessüm ettiren bir sahne. Ama Çanakkale'nin bir yüzü güldürür, öbür yüzü ağlatır. Aradan 3 gün geçiyor. İstek yaptıkları halde türkü okunmaz oluyor. Kağıda yazıyorlar. Kaç gündür istediğimiz halde o güzel şeyleri neden söylemiyorsunuz diye. Taşa sarıp atıyorlar. Askerlerimiz kağıdı okur. Kağıdın arkasına cevabi notu iliştirip gerisini geri gönderirler. Kağıda şöyle yazmışlar. Siz 3 gün önce o güzel sesli kardeşimizi vurdunuz. Çanakkale buydu. Gece alkışladıklarını gündüz kırtlaklıyorlardı. Hadi siperlerin içerisine biraz daha girelim. Arkadaki askeri görüyor musunuz? Ard arda düşmana ateş etmeye çalışıyor. Yanındaki arkadaşına döner bir ara. Çünkü artık ateş edemez olur. Ve der ki herhalde benim tüfeğimin tetiği bozuldu. Çekiyorum çekiyorum ateş etmiyor. Arkadaşı önce onun tüfeğine bakar. Sonra ona döner. Ve arkasından senin işaret parmağın nereye gitti der. Bir kurşun gelmiş. İşaret parmağını koparmış götürmüş. Garibim yaranın sıcaklığından ve savaşın hengamesinden. Bunun farkında bile değil. Habire çekiyor ama parmak yok ki yerin. Evet, Esat Paşa'ya bakın. Atın sırtında ve bu bir siper değil, bu bir gizli yol. Sabahlara kadar bu mücadeleleri veriyorlardı. Esat Paşa'nın atını görünce aklıma Çanakkale'den kendini hep saklamış bir kahraman geldi. Albay Hulusi Yahyagil. Harbiye'de son sınıf öğrencisi, kıymetli seyirciler. Evet, Çanakkale Savaşı patlak vermiş. Apar topar cepheye gönderirler. Ve cephe kumandanı olur. Bakın, Harput'ta bulunan, yaşı 30'un 40'ın üzerinde olan çoğu insan onu tanırdı. Saklardı, söylemezdi. Çok sıkıştırdığınız zaman göğsünün şurasını açar, evladım 3 tane madalyan var burada derdi. Ve bizzat ağzından çıkan bir hatırasını aktarayım size. Hala aramızda çoğu insan bilir onun hatırasını. Cephe kumandanı dev kadana atlarla top arabalarını çeşiyorlar. Kar, kış, kıyamet. Bir tanesi çamura yuvarlanıyor, çamurlu bir çukura saplanıyor. Kadanalar çıkaramıyorlar. Diyor ki kendisi, Albay Hulusi Yahyagil, Hulusi abi. Diyor ki, olmadı. Yapacak tek bir şey vardı diyor. Atımı bağlamam gerekiyordu. Çok sevdiği bir atı varmış, adı Sultan. Binek hayvanı, hiç bağlamazmış. Ehli arkadan gelirmiş. Askerler, kadanalar olmuyor. Bağlamak zorundaydım diyor. Binek hayvanı yüke bağlarsanız bozulur ve bağlıyor. Bir daha dehliyorlar, gene olmuyor. Diyor ki, yanına gittim.